Radio Mood TV'den herkese merhabalar. Bugün hastane çıkışında buradayız. Kolunu incitti. Öyle bir sardı ki sanki böyle alçı gibi. Yazmasıyla geldi. Bir de şu kızın sarmasına bir bakın. Bir de şu alçıya bir bakın. Ah ah. Hiç estetik olmadı. Ya biz filme figürasyona bile sokamadık biz Aslıhan'ı. Bu kolu deneyecekti. Becerenler filme girdiler figürasyon olarak. Aslıhan bizim kanalda başrolde devam edecek. Hangi filmden bahsediyoruz? Tabii ki yepyeni Çağan Irmak filmi Sevda Mecburi İstikamet'ten bahsediyoruz. Film nasıl? Hadi bakalım başlayıp anlatalım. Yeni bölümle karşınızdayız. Ben Tolga Yiğit, yanımda arkadaşım Aslıhan Saraçoğlu. Sevda Mecburi İstikamet filmini yorumlayacağız. Tabii bugün iPad'im elimde olmadığı için buradan kopya çekeceğim. Ve Orkestra Content iftiharla sunar Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu'nun başrolleri paylaştığı Sevda Mecburi İstikamet filmini izledik. Az önce söylediğim gibi Çağan Irmak'ın yepyeni filmi merakla bekliyorduk. Nasıl bir film olacak acaba? Nasıl bir eser ortaya çıkacak diye. Aslıhan neler söyleyeceksin filmi? Aslıhan'ın alçısı tutmamış arkadaşlar. Şimdi öncelikle Orkestra Content ve PPR iletişime de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kırmızı Güller ve aynı zamanda çok tatlı evet. bir CD ile beraber bu yazmaları da bize hediye ettiler. Zaten filmde de hani seyrettiğiniz zaman göreceksiniz bu yazmanın sembolik olarak da bir anlamı var. Yani siz bakmayın burada bileği incittik sardık falan esprilerini bir kenara bırakalım. Sonuç itibariyle klasik bir Çağan Irmak filmi yine sizleri bekliyor olacak. Yer yer güldüren, yer yer ağlatan, yer yer düşündüren ve sizleri geçmişe götürecek 70'li yıllardan 2000'li yıllara uzak aslına bakarsanız bir aşk hikayesi. Ama bu aşk hikayesinin bir numaralı efendim öne çıkan ismi küçük bir kız çocuğu. Suna karakteri üzerinden ilerleyen bir hikaye var. Şöhret söz konusu olduğu zaman 70'li yıllarda yani yeşil çam melodramları çekilirken o popülerliğini kaybetmemek adına aile babası olmaktan vazgeçen efendim Selim karakterini canlandırıyor. Kubilay Aka'yı buradan tebrik ediyoruz. Selçuk Yöntem onun yaşlılığını canlandırıyor. Günümüzdeki güzel bir kadro yani. Oluşturmuşlar o açıdan ve hatta filmde böyle hani gençliğiyle bir atışmaları var Selçuk Yöntem'in devamlı. Onları ben çok keyifli buldum açıkçası. Gençlikle olan atışmalarda hatta filmlerdeki hali geliyor Selim'in. O haliyle konuşuyor. O filmlerdeki o 80'lerdeki 70'lerdeki bornozlu, o bornozlu elinde işte evet, kristal şeydeki kadehdeki kadehiyle geliyor. Onu öyle yapma, bunu böyle yapma, hadi kaçalım buradan diye sürekli böyle kötü yola sevk etmeye çalışıyor onu. Sağ melek, sol melek. Evet, öyle bir mücadele izliyorsunuz film içerisinde. Güzel bir film, keyifli. Özellikle son yarım saate kadar gayet iyi akıyor ve gidiyor. Artık final bölümünde ben hani babam ve oğlumdaki kadar böyle büyük bir crescendo bekliyordum. O olmadı ama yine de güzel, başarılı bir Çağan Irmak filmiyle karşı karşıyayız. Naif bir film. Süresi de 97 dakika. O anlamda da hani ideal bir süreye sahip. Çok uzun değil, hiç derdini tam kararında anlatan bir filmle karşı karşıyayız. Merhabalar, ben EkoTürk TV'den Ecem Koç. Bugün çok güzel bir Çağan Irmak filmini izledik. Sevda Mecburi İstikamet. Uzun zamandır beklenen bir filmdi. Tabii bence Çağan Irmak filmine gelirken de yanınızda bol bol Selpak taşımayı da unutmayın diye not ediyorum ben şuraya. Çünkü ben Balık Burcu olarak çok fazla ağladım filmde. Çağan Irmak sinemasını bence çok özlemiştik. Özellikle pandemi döneminde bence Türk sinemasını çok özlemiştik. Sinemanın biraz daha böyle geriye gittiği günlerde aslında Çağan Irmak'la birlikte sinemalara bir giriş başlar diye düşünüyorum. Filmde çok güzel bir konu vardı. 70'lerden böyle 2000'lere 2020'lere uzanan bir baba kız hikayesi var. Ama birazcık da Çağan Irmak'ın çok güzel bir nüansı var orada. Özel gereksinimli çocuklara çok güzel bir dikkat çekmişti filmde. Onun için de bence film özellikle izlenmesi gerekiyor. Ve dram, komedi derken çok güzel bir Çağan Irmak sineması görüyoruz yine. 2018 tarihli son Bizi Hatırla filminden beri Çağan Irmak sinemasını Beyaz Perde'de uzun zamandan beri izlememiştik. Bu açıdan önemli. 2023'e girdiğimiz bu ilk hafta sonunda tabii ki sinema salonlarında deyim yerindeyse sizleri hem gülümsetip hem de ağlatacak naif tatlış bir film bekliyor. Hani bana birazcık Tom Cruise'un, Dustin Hoffman'ın oynadığı Rain Man hani havasını da verdi. Ama hani bu bir yol filmi, bir yolculuk filmi. Bir baba kız ilişkisi üzerinden ilerliyor. Yeşilçam 70'li yılları sevenler için o dönemin işte hani
Ses dergisi falan, fotoromanlar. Hani ben o dönemleri bilmiyorum ama fotoromandan ünlenip işte hani aktör olmaya yeltenen. Sonra televizyonun efendim sinemayı ele geçirmesi ve artık devreye dizilerin girmesiyle beraber hani belli bir yaşın üstündeki seyircileri de memnun edecek. O açıdan onları geçmişe götürecek güzel bir film. Aynı zamanda Teoman'ı da buradan tebrik ediyoruz. Çok güzel bir film şarkısına imza atmış. Hani hem yazmış hem söylemiş. Tam kilit noktaları, cümleleri kullanarak sizlere. Doğru. En sonda çıktığı zaman şarkı gerçekten Teoman'ın şarkısını Sevda Mecburi İstikamet çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Böyle güzel filmleri sevenler, Türk sinemasına her zaman değer vermek isteyenler hafta sonunda sinema salonlarına bence gidin diyorum. Ve şimdi videomuzda bakalım bu hafta neler oluyor, onları gözlemlemeye devam edelim. Dün usta yönetmen Çağan Irmak'ı izledik. Bugün de bir başka usta yönetmen Hollywood'dan Steven Spielberg'in özel bir filmini izledik. Ve bugünkü videomuzda Aslıhan ve benim yanımda bir de konuğumuz var. Harika bir konuğumuz var. Virgin Radio'dan sabah programı ve aynı zamanda showman Emre Turhan bizlerle birlikte. Emre hoş geldin. Çok ben alışmışım kendi alkışımı yapmaya. Düğmeye basıp hoş. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Hitabım kameraya mı olmalı bilmiyorum yani. Karşılıklı olabilir. Hey, aklımda iki şey var şu anda. Bir, sağ tarafımı çok sevmem. İki, bunu ben daha geçen hafta Avusturya'da bir ikinci el mağazasından almıştım. Harika duruyor. Cebinden bir mendil çıktı. Sahibini mi bulmaya çalıştın? Ya o kadar değişik bir nostaljiye sürükledi ki beni. Yani montun kendisi o kadar sürükledi. Üstüne ona para verdim falan ya. Ama bu çok değişik bir şey. Bu arada yıkandı. Hani korkmayın. Tehlike saçan mendiller. Bayram teması alıyorum ben. Öyle düşünüyorum ya çok zaten. Değişik bir şey. Böyle bir değişik. Bir de aklımda üçüncü şey şu. Çağan Irmak filminin hemen arkasından bu filmi izlemiş olmanız bana biraz manidar geldi. Çünkü babam ve oğluma ne kadar benziyor değil mi? Filmin dramatik çatısı. Çünkü orada da aslında Çağan Irmak'ın kendi çocukluğunu ve yönetmen olması üzerine kamerayla kurduğu ilişkiyi izlerken evet. Hemen arkasından Spielberg'in bu hikayesini izlemek bana böyle bir şey çarpıcı zaten geldi. Araklamış mı filmi? Spielberg araklamış. Yani bildiğin Steven Spielberg'in hayatını seyrettik yani 7'li yaşlardan 18 yaşlarına kadar ya ilerleyen evet. Dönemini gördük esasen. Ama şey yaparken yani biraz baktığımızda yani basit bir Google aramasıyla bile aslında bunun bir semi otobiyografi olduğunu yani anlamak mümkün çünkü birebir çekilmiş bir şey yok, biyografi yok burada. Doğru. Ama şey yani biraz kurgu, biraz kendisi işte final zaten çok kendininkiyle birebir. Çünkü yönetmenle tanışıyor işte. John Ford'la tanışıyor. Oralar tabii şey zaten finaline koymuş yani o sahneyi. Çünkü bu biraz da artistik bir final olmuş. Şey demek ya o gerisini biliyorsunuz zaten evet. Demek ya hani hepiniz. O yüzden o çok artistik bir final olmuş. Ya ben filmi bu arada bilmiyorum bir şey soracak mısın ben? Babam ve oğlumdu. Buna babam ve şey pardon buna annem ve kameram mı ne diyeceğiz? Ya o tüm aslında şöyle. Kameramanlar ailesi. Babam evet olabilir. Ya şöyle şimdi babam ve oğlumu yani filmin adını koyarken merkeze Fikret Kuşkan'ı koyuyor aslında. O yüzden babam ve oğlum yani Çetin Tekindor ve Deniz karakteri çıkıyor. Ama burada eğer şeye filmin merkezine Spielberg'in kendisini koyacaksak o zaman sadece annem ve babam gibi bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Dur orası spoiler oldu. Yok spoiler olmaz ya. Boş olmaz mı diyorsun? Güzel süreçti. Yani tamam okey spoilersa da böyle bir biple. Tamam orayı bipleyeceğiz o zaman. Duruma yani, göre. Şöyle film yani bu arada aslında spoiler değil ya. Filme başlar başlamaz görüyorsunuz onu yani. Hani bir şeylerden bir anlıyorsunuz. Bu arada hani eğer orayı biplediysek zaten artık neyden bahsettiğimi de anlamayacağız. O yüzden sorun değil. Evet. Ama yine de şey. Okey hiç izlemeyen için spoiler sayılabilir ama filmin finalinde çarpıcı bir şey değil. Yani hemen gördüğümüz bir şey aslında. Sinyalleri veriliyor ufaktan. Ben bilmiyorum bayağı çok çarpıcı aldım yani. Zaten Spielberg böyle şeyleri çok böyle bağımsız tür gibi böyle alttan saklamak gibi bir derdi hiçbir zaman olmadı. Yani hani adamın filmografisine baksanıza yani E.T. hani uzaylı olduğu sonunda mı çıkıyordu yani? Baştan geliyordu işte bisiklet doğru. Bilmem ne. Sonra tabii Jurassic Park gibi böyle müthiş şey ikonik filmler. Sonra dönüyoruz tarihi şeyler işte. Evren'i kurtarmak mesela. Jaws yaptı adam bir yandan da. Sonra geldi çok yakın zamanda The Post yaptı Meryl Streep, Tom Hanks'e. Zaten Tom Hanks bu arada şeyin adamıdır yani hani. Doğru. Schindler'in listesi var. Schindler'in listesini zaten hani nasıl atlayalım?
Vallahi Steven Spielberg'in filmlerinden bahsedeceksek filmin süresini de aşar geçeriz. 2 saat 31 dakikalık bir film sizleri bekliyor bu arada. Doğru, ama bir yandan da ben özellikle önemsiyorum o filmlerden bahsetmeyi. Çünkü filmin içinde onlardan öğeler var. Yani o filmleri iyi bilenler, yani gerçi bilmemenin imkanı yok. Artık onların hepsi birer poster film yani. Hani o sahneleri bayağı Kadıköy'de sekansları satın bile alabiliyoruz yani artık. O yüzden oralardan öğeler de taşıyor. O açıdan önemli, değerli. Birkaç önemli şey daha varmış. Film ekiminde gösterildi ama tabii doyamadı insanlar izlemeye muhtemelen. Aynen. O açıdan bu gösterim de epey kalabalıktı. Hatta bilet de bulamamışlar. Bulamamışlardı. Şimdi muhtemelen izleyemeyenler bu cuma izlemeye başlayacak. Ama şöyle bir durum var. Aynen. Beş Dal'da Altın Küre'ye aday oldu. Bu demektir ki Oscar yolculuğu da bol, bereketli bir şekilde geçecek gibi öyle gözüküyor. Geçecek. O yüzden zaten de akın akın bayağı bir insan gidecektir tabii zaten ki merakla. Zaten galiba Türkiye'de 23 Kasım diye söylüyorlardı bunun gösterim tarihini. Bu kadar ertelenmiş olmasının sebebi galiba bu adaylıkların beklenmesi. Çünkü sinema çok artık bayağı şeye dönüşmeye başladı. Kurtlar Sofrası'na dönüşmeye başladı. Çok az film gösterime giriyor. Çünkü artık işte dijital platformlar vesaire oralara girmeyeyim. O yüzden muhtemelen hani bu kadar adaylık, hani Oscar'da yarışacak olması falan şimdi biraz şey yapacak, hani o sinema salonlarını biraz sarsacak. Bir hareket verecek. Bir popcorn'u dayayacaklar bu sayede. Aynen öyle. Bu arada tam popcorn filmi aslına bakarsanız. Yani Spielberg'in yine aslında çok böyle hani kabaca söylüyorum sanat sepeti denemediği ve daha böyle gişeye de şey yapan ve dramatik çatısı, kurgusu çok tanıdık. Çok yani herhangi bir senaryo kitabında okuduğunuz zaman iskeleti çatıyı birebir yansıtan bir akışı var ama o kadar inceliklerle anlatmış ki, tabii zaten Spielberg ustalığı var. Bir de kendini anlattığı için başka da bir duygusu var. O yüzden değerli. Yani Paul Dano var başroldeki oyunculardan, babasını canlandıran Paul Dano ve aynı zamanda Seth Rogen'ın da bir açıklaması var. Zaten film çekilirken Steven Spielberg sette bayağı bir ağlamış, yani kendi hayatını oynamaları ve zaten her bir oyuncuyla, hatta orada da bir sekans var, oyuncuyu böyle gaza getiriyor. Evini de açmış, özel eşyalarını ailesinin göstermiş, hani role daha rahat girebilmeleri için hani elinden gelen her şeyi yapmış. Çok şahsi bir film olduğu ortada. Vallahi o açıdan. Vallahi her ne yapmışsa çok iyi yapmış. Ben özellikle kendini oynayan çocuğa bayıldım. Adaylıkları sorayım bu arada. Sence Oscar adaylığı hangi oyunculara gelebilir? Gelir mi ya da? Michelle gördüğümde şey oluyorum. Manchester by the Sea'de görmüştük, hatırlar mısınız? Allah'ım, yani hala ağlıyor olabilirim o filme. Yani ağlamalarımın bazılarının sebebi o film olabilir hala daha. Orada Michelle'in etkisi çok büyüktü. Casey Affleck'in de etkisi yine çok büyüktü tabii ki. Başrolde Gabrielle Labelle var. Ya Gabrielle Çocuk Labelle. İyi mi? Bayıldım. Oscar. Bayıldım. Ya Oscar'ı çok bilmem. Hani ben öyle şey, yani okey, hani biraz böyle cheesy tahminler yapmak keyifli. Ben olsam hani adayı da yaparım, ödülü de veririm. Çok 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 iyi oynamış. Ama en önemlisi de Michelle Williams'la müthiş bir partner olmuşlar ya. Aynen. Hani anne oğlu oynamış olmalarına rağmen müthiş bir partner. Steven çok Spielberg uyumlu. Özel seçmiş 2010 yılında Blue Valentine filmindeki performansıyla. Michelle'e demiş ki bu kesin annemi oynayacak isim. Blue Valentine, yani direkt bir numarada oymuş Blue aday Valentine, olarak. Woody Allen'ın şeyi Gabrielle değil mi? Bu arada 3 ay sonra okey auditionınızı okey hani gelin başlayın denilmiş. O bayağı bir tamam ben ümidimi kaybettim falan diye düşündüğü sırada. Fiziksel olarak da çok benziyor farkındaysanız. Aynen. Spielberg'e evet, çok benziyor. Hani öyle bir şey aradılar mı bilmiyorum ama çok benziyor zaten. Artı bir sahne var. Baloya gittikleri sahnedeki saçları falan da tarayınca iyice babası Paul Dano'ya benziyor zaten yani. Zaten benziyor. Aynen öyle. Yani cast'ı da çok iyi kurgulamış Steven Spielberg. Oscar adaylığı da gelecektir muhakkak ama hani Altın Küre'deki 5 kategori gibi mi gelir? Daha az mı gelir? Sürpriz yapar gelir. Daha fazlası mı gelir? Onu bilmiyorum. Gelir. Bence senaryoya gelir bu arada. Gelebilir. Aynen. Çünkü bir yandan da Steven Spielberg aslında kendi filmlerinin senaryosunu çok da yazan bir adam değil. O yüzden burada yine otör yönetmen gibi bir yere dönmüş. Tamam okey, ortak yazmış senaryoyu. Hani evet, yazarlarından doğru. Bir tanesi diyelim evet, ama. Evet. O da Oscar'lı bir yazar ve de şey tam pandemi öncesi bunu konuşmuşlar. Böyle böyle ailemin hayatını anlatan bir film yapmak istiyorum. Hani yazalım mı? Yazalım. O arada da pandemi, herkes eve kapanmış. Oh. 2 ay içerisinde bu senaryo çıkmış ortaya. Müthiş. Biz eve kapanınca çocuk yaptık. İnsanlar üretken. İnsanlar film yapıyorlar. Ne güzel para kazanıyorlar. Biz daha çok borca girdik yani. Doğru. Ya, şöyle olmuş bu arada. Yani yazarlığına bence bir Spielberg'in bir hani taçlandırılabilir böyle bir Oscar'a en azından adaylık gidebilir diye düşünüyorum. Bir de John Williams müziklerini yapmış. Tabii yani usta evet. Müzisyen. Ama burada şöyle bir değişik bir haber son var. Son yapacakmış evet. Bu arada. Ben ona çok üzüldüm evet. Ya. Emekliliğim artık yeter, 90 küsur yaşına tam geldim diye. Tam o yüzden diye. De galiba bir Oscar'da Indiana Jones'la imzayı atıp
gider diye düşünüyorum. Ondan sonra bırakacakmış. Indiana Jones'ta mı son? Evet, son evet. Indiana Jones. Ama Oscar adaylığı belki burada gelebilir Emre'nin dediği gibi. Ya gelebilir çünkü Spielberg'da John Williams'ın şeyi de partnerliği de uzun yıllardır. Hani hiç doğru. Neredeyse ayrılmadılar. Ve hani o unutulmaz müziklerde hani John Williams'a ait o filmlerin. O filmleri belki unutulmaz kılan ender şeylerden bir tanesi de müzikleridir. Tabii, o yüzden tabii. Belki o ortaklığa bir ödül gidebilir diye düşünüyorum. Eğer ödüllerden bahsetmek gerekirse. Bakalım, merakla bekleyeceğiz ama genel olarak bu hafta sonu sinema salonlarında Steven Spielberg'ün yarı otobiyografik diyelim ama kendisinin ifadesine göre neredeyse %100'ünü ben bunların yaşadığım dediği filmi Fabelmanlar sizleri bekliyor olacak. Ben şunu söyleyeyim bu arada, fragmanı izlediğimde sanki bir Steven Spielberg showreel'i gelecek. Bak ben neler başardım. Ama bir yandan da diyorum ki ukalalığı da yapmaz herhalde adam. Yani diyordum, bambaşka bir film çıktı. Çok şahsi, yani direkt annesi ve babası üzerine odaklanmış. Hatta yani belki aile içinde sır olarak kalması gereken şeyleri ifşa ettiği bir film var. Ama ya ben işte burada sözünü kesiyorum abi ama. Yok yok. Bence çok önemli böyle bir yerden gitmesi. Çünkü aslında hepimiz dünyanın neresinde olursak olalım, ailenin çocuk üzerindeki tutumunun çocuğun geleceği hakkında ne kadar belirleyici olduğunu da aslında burada anlamış oluyoruz. Evet. Yani travmalarla, bencilliklerle, işte sevgiyle, aşkla. Çok doğru. Bu arada Spielberg'in kendinden bahsederken aslında senin o hani acaba böyle kendini beğenmiş bir şey bir yerden mi anlatır dediğin, aslında burada çalışkanlığı ve doğuştan gelen bir yeteneğiyle de ve cesaretiyle de aslında bu bulunduğu noktayı ne kadar hak ettiğini de anlamış görmüş oluyoruz yani. Çok böylece çalışkan çünkü. Kendisinden sonra gelecekler için de hem ailelere mesaj vermiş oluyor hem de gençlere diyor ki bakın böyle böyle yaparak gelin diyor. Aynen öyle. Böyle bir anneyi başka bir filmde izleseydik belki aramıza mesafe koymak isterdik ama çocuğunu cesaretlendiriyor olması ve kendi yolunu çizme konusunda ona bir motivasyon kaynağı oluyor olması açısından annenin bu tutumu bile bizi bir şekilde bağlıyor o ilişkiye. Çok doğru, aynen. O açıdan değerliydi. Çok çok güzel filmdi. Yani yine senaryo burada çok sağlam. Tabii. Hikayeyi çok iyi aktarmış. Vallahi ben çok beğendim filmi. Çok, onu çok. Net söyleyeyim ya yani. Çok dört başı mamur bir film. Evet. Okey, risk almamış. Hani kabul yani risk almamış yani. Evet. Ama asıl riski zaten yani yazarken böyle ilmek ilmek işlerken almış. Karakterler çok derinlikli işlenmiş. Aralarındaki çapraz bağlar ki Türk sinemasında en zayıf bulduğum şey benim. Yani iki kişi arasındaki diyaloğu yazabiliyorlar ama üçüncü kişi girdiği zaman o öremiyoruz. Çok az örebiliyoruz. Şimdi çok iyi örnekler var bu arada. Yani onu şey yapmayayım. Doğru. Türk sinemasında. Ama böyle bir eksiğimiz var gibi görünüyor. Ben aslında vaktimiz olursa bir ara oturalım daha uzun bir bölüm çekelim. Orada da bizim son dönem içerisinde bu yerli biyografik filmlerle bu filmi belki kıyaslamamız gerekiyor. Bizde bazı eksiklikler görüyorum ben. Aslıhan da öyle. Seyircinin bizim YouTube videolarımızın altına yazdığı yorumlarla çatışmalarımız da oluyor. Onları bu film üzerinden ve senin fikirlerinle de bir tartışırız. Onu yapalım. Ben... Devam edelim. Emre ne olur? Yerli biyografi. Yerli biyografiler deyince hangilerinden bahsettiğini aşağı yukarı anlayabiliyorum. Müzisyenlerimizin biyografileri ağırlıklı ben olarak. Ben o bölüme gelmesem olur mu? Tamam, aldık mesajı. Aslan sen son Emre'yle olarak neler... Emre'yle ayrı bölüm yapacağız. Bu arada benim filmde çok beğendiğim, hani spoiler vermeden anlatmamız lazım tabii ki filmin hani havası kaçmasın diyelim. Bir aile sırrının ortaya çıktığı bir film frame izletme. By frame dedikleri böyle hani filmin karelerinden ortaya çıkan bir şey var. Uygulama. O çekim, evet o çok hoşuma gitti. Yani filmde en çok benim hani yüreğime dokunan kısım o kısımdı. Ama sizin yüreğinize neler dokundu, beğendiğiniz, beğenmediğiniz neler oldu bitti bu filmde, yorumlarda aşağıya bekliyoruz hepinizi. Bu arada Aslıhan'a bir söyleyeceğim son şey var. O sahnenin de geleceği iki sahne önceden belliydi. Kadının rüyasını hatırlayalım. Alma onu içeri demişti. Aile zaten o adam içeri girdikten sonra da bık bık. Karıştı mı diye. Şu adam da şimdi oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum diye. Emre'nin dediği gibi çok hani dört başı mamur ve hani risksiz bir film hazırlamış. O yüzden de bazı sahnelere çok özenli çekmiş. Duyguyu çok iyi vermiş. Babasının mektupta çıkan fotoğraflara baktığı sahnedeki yüz hali. Yani Steven Spielberg bu işi biliyor kardeşim. Oyuncularına o rolü oynatıyor yani. Filmi muhakkak izleyin. Hayranlıysanız da izleyin. Hayranlı değilseniz de film açısından, sinemacılık açısından, Beyaz Perde'de iyi bir şey izlemek açısından kaçırmayın derim. Yönetmen olmak isteyenler açısından da düşününce 50'li 60'lı yıllarda filmlerin nasıl yapıldığına kadar gösteriyorlar. 8 milimetre esprileri falan yani gerçekten çok özeldi. Çok güzel bir şey söylüyorsun. Ben tam çıkayım kadrajdan istiyorum. Tam bir şey söylüyorsun oraya yakalanıyorum. Şöyle çünkü sadece yönetmen olmak isteyenler değil aslında önünde tercih yapmak üzere olan bütün özellikle gençlerin
tam anlamıyla izlemesi gereken, hani dediğim ya az önce, çalışkanlığıyla, cesaretiyle, yeteneğini hayata koymasıyla ve ailesiyle işi arasındaki o çatışmayı da iyi yönetebilmesiyle harika bir örnek bir yandan da filmdeki karakter Fableman ya da Spielberg'in çocukluğu diyelim. O açıdan müthiş de bir şey, bir yol haritası aslında bu film yani. Evet, yönetmenimiz Samet şu anda bize cut diyor ve biz de onu dinlemek zorundayız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Şimdi Sevda Mecburi İstikamet filminin galasındayız. Tabii sevdiğim şeyler, çektiğimizde ondan sonra gidiyoruz aslında. İşin çoğu kısmı ve dokunan kişisi çok fazla. Müziği, kurgusu, her şeyi çok çok güzel bir şey olmuştu. Ben çok etkilendim. Derdi olan şeylerden de çok etkileniyorum. Umarım derdimiz sizlere dokunmuştur, dokunur. Yolculuğumuzda yerimizde olan herkese şimdiden çok çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben çok katılıyorum. Bekliyorum ki iyi yapmışsınız. Daha önce de. Bütün ekip arkadaşlarıma, bize bunu yaratabilmek için sonsuz imkan bir ortam sağlayan bir yanıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiğinizde de yardımcınız var. Öncelikle çok heyecanlıyım. Yukarılarla adını geldiğiniz için ayrıca sağlık. Çok teşekkür ederim. Siz öğrencisi sizinize beğenmeniz yönünde olacağım. Öncelikle Çağat Hoca'ya, sonra Mine Hanım'a, tüm ekibime, tüm arkadaşlarıma herkese sonsuz teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Ben çok efendim, şansı, bahtı, yolu açık olsun. Hepinizin gönüllerine ferah ve dansılar serpilsin inşallah. Teşekkürler. Sonuna kadar arkasındayım. Çok teşekkürler. En iyi geçen herkese. Yapımcımıza, oyuncularımıza, kendi ekibimize sonsuz teşekkürler. Neden olan herkesin başına çok güzel şeyler gelsin. En son Bergen'i izlemiştik. Belki aslında bir gün bir uzun bir bölüm yapalım. Bu biyografi meselesinde ben bir tık bizim geride kaldığımızı düşünüyorum. Reklam aldık. Güzel güzel. Anlatacak mısın bir daha bunu bu arada? Yoksa biz buna rağmen devam ediyor muyuz? Evet, şuradan devam edebiliriz. Dön. Evet, al. Sen istersen orayı bir daha al. Tamam. Hikayesi. Seni böldü çünkü. Yok, bunlar iki tekrar oluyordu, doğru. Diyelim.